Öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. Çiftçinin emeğine ve alın terine değer katacak bu tesisin açılışında bizi yalnız bırakmadığınız için, teveccüh gösterdiğiniz için size tekrar teşekkür ediyoruz. İlk konuşmayı yapmak üzere Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özdemir Bey'i kürsüye davet ediyorum. Sayın Valim, Sayın Kaymakamım, Sayın Müdürlerim, değerli kurulu üyelerim ve değerli misafirlerimiz, konuklarımız ve muhtarlarımız, kooperatif yöneticileri ve değerli basın üyeleri, hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Biz çiftçiler olarak üretimi yapıyoruz. Günün şartlarına uygun olarak devam ediyoruz. Yalnız tabii üretimimizde daha yüksek verimi elde edebilmek için bilimin, tekniğin bizim yanımızda olmasını istiyoruz. Yani dolayısıyla üniversitenin yani bizim yanımızda olmasını veya da kampüs dışına çıkmasını bekliyoruz. Ümidimiz bu yönde. Bunun yanında meyve üretimi Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde yetişmekte ve büyük bahçeler kurulmakta. Şimdi bizim çevremizde mesela üretimin daha yüksek olabilmesi ancak bizim kendi çabalarımız olacak. Arazilerimiz kısıtlı, genişletme imkanımız yok. Ama modern bahçe tesisi kurmamız gerekiyor. Fakat buna da imkan yok. Çünkü çevremizde bahçecilik bayağı eski tarihlere başlıyor. Ve bu o zamanki üretime göre bizim yeni tip elmalar değil, eski bildiğimiz klasik elmalarla üretim yapıyorduk. Ve bunlardan da şimdi günümüzde fazla bir verim elde edebiliyoruz. Yani amacımız bizim bu ürünleri, elde ettiğimiz ürünleri en iyi şekilde değerlendirebilmemiz için tabii bunların pazarlama payı, kalite, ondan sonra albenisi olan meyveleri üretmek gerekiyor. Bunun için de böyle bir tesis kurma ihtiyacı hissettik. Ve bu tesisin kurulmasında bize en büyük desteği kooperatif üyelerimiz ve köy halkımızın desteğini arkamızda görünce artık kararı verdik. Ve bu arada üyelerimize ve köy halkımıza teşekkür ediyoruz. Bu makinenin alınmasında bize mesela burada destek olduktan sonra buna karar verdik ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'na müracaat ettik. Ve bunlara projemizi sunduk. Projemiz kabul edildi ve bankanın desteğini aldık. Onun için de banka yönetimine ve çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Ve bu tesisimizde bizim en büyük amacımız üreticinin eline hiç olmazsa biraz daha fazla gelir girmesi ve bunun yanında seçimden doğabilecek hataları en aza indirilebilmesi için bu tesisi kurmak zorunda kaldık. Ve bunun için de memnunuz. Ve çalışmalarımızda görüyoruz, kapasite olarak biz bu tesisi kururken 10-12 ton saatte işleyecek bir makine olarak kabul ediyorduk. Fakat yaptığımız denemelerde 15 tonu hatta 17 tona kadar çıktı. Ve bu da bize gerçekten gurur veriyor. Ve bu makineyi yapan Egemas firması yönetimine ve çalışanlarına sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve hepinize makinemizin hayırlı olması dileğiyle saygılar sunuyorum. Sayın misafirlerimiz, şimdi de konuşma yapmak üzere Egemas Makine Kimya Endüstrisi'nin onursal başkanı Adil Çetingöz Bey'i eğer izin verirseniz kürsüye davet etmek istiyorum. Sayın Valim ilave konuşacaklar. Buyurun Adil Bey. Sayın misafirlerimiz, sayın valimiz, sayın kaymakamlarımız, bütün müdürlerimiz, efendim hoş geldiniz diyorum. Ben 1947 senesinden beri vergi mükellefiyim. Yaşım 85, hala çalışıyorum. Çalışmanın sonu yok. Sağlığınıza da sağlık katan çalışırsanız. Bunu evvela söyleyeyim. Ben bu makinelere 1965'te başladım. Önce basit makineler yaptım.
ama gene de ihracatı o tarihten beri devam ediyor sattığı makineler. Halen eskimemiştir, halen çalışıyor. Finiki'ye 20'ye yakın tesis kurmuştum. Halen o makineler el değiştiriyor ama hurdaya çıkmadı. O kadar güzel makineler yapmışım, ben de bu yaştayken hayret ediyorum. Onun için ziraatimizi geliştirmemizde biz sanayi olarak ilerlemeye devam ediyoruz. Ziraatçılar da tabii ağaçlarındaki mahsulü artırabilmek için çabalarını gösteriyorlar. Ve bu makine burada en güzel ve en son teknoloji olarak oturmuş bulunuyor. Bütün arkadaşlarımız bunları ziyaret ediyorlar. Kendileri de yaptırmak isterlerse efendim Egemas'ın kapısını çalarlar herhalde. Hepinize hoşça kal diyorum. Hayırlı işler diliyorum. Bol kazançlı ve bereketli olsun diyorum. Hoşça kal. Efendim bu soğuk havada daha fazla sizi üşütmek istemiyoruz. O yüzden hızlı hızlı gitmek istiyorum. Şimdi size Isparta Tarım İl Müdürü Sayın James Ölenk Bey'e konuşma yapmak üzere bir şey daha. Sayın Vali, Sayın Kaymakamam, çok sevgili muhtarlarımız, çiftçilerimiz ve sektörün değerli temsilcileri. Düzenlenen bu makine törenine hoş geldiniz. Tabii bir reklamda duyduğumuz sözü size paylaşın. Alet işler hep övünür diye bir reklam vardı. Çok hoşuma gidiyordu. Hakikaten yani insanoğlu zekasıyla ürettiği teknolojiyi kullandığı sürece başarılı olacaktır. Burada da tabii sektörümüzün en önemli sorunlarından bir tanesi de bildiğiniz gibi standartizasyon. Bu standartizasyonu ancak makineyle bu derece yüksek teknoloji üreten makinelerle sağlayabiliyoruz. Bu anlamda bu makinenin bölgemizdeki yapılan meyveciliğe çok olumlu katma değer katacağını düşünüyorum. Emeği geçen kooperatif başkanımıza ve üyelere teşekkür ediyorum. Tabii Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'na da böyle tanımsal bir projeyi desteklediği için ayrıca teşekkür ediyoruz. Bildiğiniz üzere tarımsal destekler hem Tarım Kırsal Kalkınma Destekleme Kurumu, TKDK dediğimiz İPAR programı kapsamında, aynı zamanda Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı ve İl Müdürlüğümüzün bildiğiniz gibi kırsal kalkınma yatırımlarını destekleme projesi kapsamında hibe projeleri devam ediyor. Bu üç projelerin de çağrı dönemlerini takip edip çiftçilerimiz, güzel kişilikler, kooperatifler bu projelere mutlaka müracaat etmeli ki artık yüksek teknoloji ürünü, malzemeler biliyorsunuz belirli bedel gerektiriyor. En azından hibe programından yararlanmak gerektiğini düşünüyoruz. Bu anlamda kısa kalkınma yatırımlarını desteklemenin yeni etap çağrısı açıklandı bildiğiniz gibi. 27 Ocağı kadar önümüzde yaklaşık 40 günlük bir süre var. Projeleri kabul edeceğiz. Kooperatif ve düzey kişilik dediğimiz bu tür organizasyonların bize müracaatlarında 800 bin liralık biz projeleri kabul ediyoruz. 400 bin lirasını bunun hibe verebiliyoruz. Bireysel müracaatlarda da 300 bin liraya kadar proje kabul ediyoruz. 150 bin lirasını hibe olarak verebiliyoruz. Bu konuda ben çiftçilerimize ve sektörün düzen kişilik olarak temsilcilerine buradan çağrıda bulunuyorum. Mümkün olduğunca elimizi çabuk tutup bu çağrı dönemini kaçırmayalım. Bu anlamda her geçen gün güzel çalışmalar Isparta'mızda hamdolsun kendini gösteriyor. Gün geçtikçe tarımın kalkındığını, daha profesyonel tarım yapıldığını görüyoruz. İPART'ta da aynı şekilde Tarımsal Kırsal Kalkınma Destekleme Kurumu'nda da son çağrı döneminde bir önceki çağrı dönemlerine oranla hakikaten büyük bir başarı elde edildi. Artık 2014 itibariyle İPART 2'nin yeni programı açıklanacak.
Biz biraz daha onun kolaylaşmasını bekliyoruz. İnşallah kolaylaştıkça da bölgemizde daha çok müracaat olacak, daha çok Avrupa Birliği fonlarında ilimize kaynak aktarımını sağlamış olacağız. Hepinizi bu duygu ve düşüncelerle saygıyla selamlıyorum ve tesisimizin kooperatifimize, çiftçilerimize, Eğirdir'e ve Isparta'mıza hayırlı olmasını temin ediyor. Saygılar sunuyorum. Efendim şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Eğirdir kaynaklarımız Sayın Doktor Yalçın Yılmaz Bey'i kürsüye davet ediyor. Sayın Valim, İl Müdürü, ilçemizin değerli misafirleri, köyümüzden gelen misafirlerimiz ve basın mensupları. Hepiniz hoş geldiniz. Biraz önce toplantıya gelmeden önce ilk karşılaştığım Egemas yöneticilerinden bir arkadaşa acaba dedim şey var mı, ARGE bölümümüz var mı diye kendileriyle görüştük. Kendileri çok güçlü bir ARGE birimi olduğunu bana bahsetti. Bu beni sevindirdi tabii ki. Gerçekten şu gördüğümüz makineleri daha önceden biliyorsunuz elle yapılıyordu. Şimdi bunları yapıyoruz. Şimdi ne kadar az insan gücü kullanılırsa bu işlem sırasında, proses sırasında o kadar işçilik maliyetleri aşağı inecektir. Bu da bizim tabii ülke açısından rekabet avantajımızı artıracaktır. Yani onun için basit bir makine gibi görmeyip toplamda ülkemizin rekabet avantajını artıracak bir faaliyettir. Ben onu duyunca çok sevindim. Sırf bu yüzden bile kendilerine ben teşekkür ediyorum. Bu